Merhabalar değerli arkadaşım. Kazanım 41'de integralde alan konusuna son sürat hızla devam ediyoruz. Hazır mıyız? Hadi bakalım iyi seyirler. Gelsin birinci sorumuz. Y eşittir x kare parabolüyle y ekseni ve y eşittir 4 doğrusunun sınırlandığı bölgenin alanı nedir diyor. Hemen şöyle kabaca bir çizelim. Benim şekillerimi biliyorsun. Çok meşhurdur şekillerim. Şöyle geldik. Tabii harika. Şöyle x kare parabolünü çizeceğiz. Geldik buradan döndük gittik. Bu x kare parabolü ile y eşittir 4 doğrusundan bahsediliyor. Ve y ekseni diyor. Tamam. O zaman y eşittir 4 doğrusu da şöyle bir doğruydu. Çizelim. Y eşittir 4 doğrusu ve y ekseni arasında kalan bölge diyor. Yani demek ki şu burası. O zaman buraya A diyelim. Şuraya da birleştireceksek buraya da B diyebiliriz. Hatırlıyor musun? B ile A arasında bir ilişki vardı. Biliyorsun değil mi? Yani buraya S dersek şöyle bir farklı bir renge geçeyim. Buraya S dersek ben sana ikinci olarak bunu belirtmiştim. Burası 2S'ti. Yani A'nın alanı eşittir 2 tane B'ydi. Hatırlıyor musun? Şimdi biz bunu nasıl bulabiliriz? Şimdi şöyle yapalım istersen. Birinci yol. Tamam. Bunu ikinci olarak çözeyim şurada kısaca. Burası nedir değerli arkadaşım? Burası 4 ise x karede y eşittir x kare değil miydi? Y'ye 4 yazarsak x 2 çıkar. Yani şurası 2'dir. Dolayısıyla 2'ye 4 o zaman tüm alan 8. Yani 3s eşittir 8 ise s eşittir 8 bölü 3'tür. Bizden istenen a eşittir 2s ise o da 16 bölü 3 birim kare yapacaktır. Hay hay bu kenarda kalsın. Şimdi gelelim birinci ana yola. İntegral 0'dan 2'ye kadar x kare dx'i bulacağız. Bu da nedir değerli arkadaşım? B'dir. Bunu bulup 2 katını alacağız. Bu da nedir? X küp bölü 3 0'dan 2'ye. Hay hay. Bu da ne olacaktır? 8 bölü 3 oldu. Tamam mı? 2 katını alsak 16 bölü 3. Şayet 2 katın olduğunu bilmiyorsan. O zaman A alanı eşittir. Dikdörtgenin alanı eksi. Dikdörtgenin alanından neyi çıkartacağız? Eksi. B'yi çıkartacağız. Dikdörtgen alanı neydi? 2 çarpı 4'ten 8'di. Eksi 8 bölü 3 çıkartırsak 16 bölü 3 olur. Yani 2 katı olduğunu 16 bölü 3 birim kare 2 katı olduğunu bu şekilde görmüş olduk değerli arkadaşım. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi hiç düşündün mü? Bu y kare eşittir x grafiği. Şimdi y eşittir x grafiği bu şekildeydi. Peki y kare eşittir x grafiği nasıl olacak hiç düşündün mü? Aynı şeyi bu y eksenine göre yapıyorsan aynı durumu x eksenine göre yapacaksın. Yani tam tersi o da bu şekilde. Yani buradan geleceksin. Ah ah bir de güzel çizebilsem. Böyle geçireceğiz. Yani başka bir kaleme geçiyorum. Bu kalem çok randıman alamıyorum. Çok iyi çizemiyorum. Bakalım bu kalemde daha iyi çizeceğiz mi? Evet burada daha iyi çizdim. Yani kalemle alakalı bir durummuş. Benlik bir dava yok. Şimdi şu. İşte bu da y kare eşittir x grafiği. Bu grafikle y eşittir 3 doğrusu ve y ekseni arasında kalan bölgenin alanından bahsediliyor. Tamam. O zaman ben hemen burada bu grafiği bir daha çizeyim. Sakin bir şekilde. Kendi başına. Şimdi hemen başka bir renge geçiyorum. Y eşittir x kare grafiğini getiriyorum. Tamam. Y eşittir x kare grafiği ile ne diyor? Y eşittir 3. Y eşittir 3 dediğimiz ifade 3 yazarsak y yerine x'imiz 9 olur. O zaman şöyle buraya 9 diyelim. Buraya da 3 diyelim. Tamam. İle y ekseni arasında kalan bölgenin alanından bahsediyor. Yani şuradan bahsediyor. Hay hay. Aynı şeyi gene söyleyebilir miyiz? Değerli arkadaşım yani şu bölgeye yani biz bu bölgeye yine diğer soruda olduğu gibi A dersek buraya A dersek burası 2A olacaktır doğru mu? O zaman birinci yol diyelim. 3A eşittir dikdörtgen alanı 3 çarpı 9. Buradan A eşittir 9 birim kare çıkar. Bizden istenen yer A'ydı. A da 9 birim karedir zaten. Bizden sana sonra cevabı 9'dur. Gelelim esas yola, ikinci yol diyelim bu sefer de buna. Ne yapıyoruz? İntegral
İntegral, yani bizim burada amacımız nedir? B'yi bulmak, doğru mu? Yani B'den kastımız 2A oluyor. Şurası. Burayı bir bulalım. B eşittir integral 0'dan 9'a kadar kök x dx. Tabii biz şu anda hep x'e göre integral alıyoruz. Y eksenine göre de integral alma yöntemi var. Onu daha sonra göreceğiz. Bu da ne olacaktır? O yok. O olay sorularda yok. Konuda yok. Bu şekilde biz x eksenine göre alıp sonra tamamından çıkartarak yapmaya çalışıyoruz. 0'dan 9'a kadar x üzeri 1 bölü 2 dx. Bu da eşittir. Derecesini 1 arttırıp arttırdığına böler isek x üzeri, yani ters çıkıyor. X üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 ters çevirsek bu olacaktır. Sınırlarımız 0'dan 9'a kadar. Bu da ne yapacaktır? 2 bölü 3 çarpı 27 eksi 0. Buradan 18 birim kare gelecektir. Tamam. Dolayısıyla a'yı bulmak istiyorsak 3 çarpı 9'dan 18'i çıkartırsak o da 9 birim kareye gelecektir değerli arkadaşım. İkinci soruyu da bu şekilde çözüme kavuşturmuş olduk. Evet değerli arkadaşım, gelelim üçüncü sorumuza. Fx eşittir Rx fonksiyonunun y ekseni ve x ekseni ayrıca y eşittir 3 doğrusu arasında kalan bölgenin alanından bahsediliyor. Tamam. Kabaca bir grafiğimizi çizelim. Ln x fonksiyonumuzun grafiği bu şekildeydi. X yani y eşittir logaritma e tabanında x. X'e 1 verdiğimiz zaman y'miz 0'dı. Tamam. 1'e 0 noktasından geçiyor. Hay hay. Y eşittir 3 doğrusu diyor. Y'ye 3 verdiğimiz takdirde burası eküp mü olur? Y'nin 3 olması durumunda eküp olur değil mi x? Dolayısıyla burası da y eşittir 3 doğrusu diyelim. Y eşittir 3 doğrusu y ekseni ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanından bahsediyor. Buranın alanından bahsediliyor. Buraya A diyelim o zaman bizden istenen alan. Buraya da B diyelim. Şimdi şurada bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin alanı burası y eşittir 3 doğrusuydu değil mi? Burası da nedir? Eküptü. O zaman A artı B eşittir değerli arkadaşım. 3 çarpı eküpten 3 eküptür. Tamam. Şimdi biz B'yi bulup A artı B'den de B'yi çıkartırsak A'yı bulacağız. Sonuç olarak B alanından bahsedelim. İntegral 0'dan, pardon düzeltiyorum, 1'den eküpe ln x dx diyelim. Ln x dx malum biliyorsun bir kısmi integrasyon. Farklı dünyalarına insana demiştik. Bir yere u, bir yere v diyecektik. dv diyecektik. U eşittir ln x. Lab diye hatırlıyorum. Laptilerin dv eşittir dx. Burada du eşittir 1 bölü x dx. Burada integral alırsak v eşittir x. 3 top bilardo oynuyorduk. Tık. Tık. Ne oldu? Ln x çarpı x eksi integral x çarpı 1 bölü x dx. Bunlar gider. Buradan ln x çarpı x eksi. Burada 1 kaldı. 1'in integrali x'tir. Sınırlarımız 1'den ekübe. Hay hay. Devam edelim. Ln eküp çarpı eküp eksi eküp. Tamam. Eksi 1 yazacağız. Ln 1 sıfırdır. Burası gitti. 0, 1. Devam ediyorum. Ln eküp 3'tür. 3 eküpten 1 eküp çıkarsa 2 eküp kalır. Artı 1'dir. Hay hay. O zaman yazalım. Biz a'yı bulmak istiyoruz. A artı 2 eküp artı 1 eşittir 3 eküp. Buradan a eşittir eküp eksi 1 mi çıkıyor? Evet, eküp eksi 1 birim karedir değerli arkadaşım. Evet, bu şekilde kazanım 41'in sonuna geldik. 42'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.